DEM Parti'nin belediye eş başkan adayıyım. Deprem sürecinde deprem asrın felaketi diyebiliriz. Deprem hepimize büyük acılar verdi. Yani unutamayacağımız acıları verdi. Kayıplarımız çok oldu. Mağduriyetlerimiz çok oldu. Yani her anlamda özellikle biz kadınlar olarak her alanda çadırda zorluklar yaşadık. Çocuklarımıza yetişmek için çabaladık. O karın içinde, o soğukta. Yani şimdi deprem şöyle diyebilirim. Depremin ilk olduğu zaman Adıyaman'da %30 aslında ilk depremin olduğu zaman kayıp verdik zaten ilk başta saniyesinde. O geri kalan %60'ını biz 4-5 gün çığlıklar atarak arkadaşlarımız, canlarımız, yoldaşlarımız. Yine bizim depreme ilk yardımı getiren DEM Parti oldu. İlk onlar bize koştular. Sağ olsunlar. Burada o 28 falan bulam olarak yani bulamın içinde az kayıplar verdik. Balıkburnu'nda bir ailemizi kaybettik. Pınarbaşı'da bir kişiyi kaybettik. Genelde verdiğimiz kayıplar hep dışarıdan, merkezden gelen kayıplarımız oldu. O yüzden hepimizin kayıpları var. Acımız büyük. Bunu telafi etmek için yani halkımız halen daha çadırdalar ki bir kısmı konteynerde. Yani zorluk içinde bu kış şartlarına göre zorluklar çektiler. Yaklaşımı çok güzel. Millet artık kendi kabuğuna çekildiği için, sessiz kaldığımız için gene milletimiz, özellikle de kadın arkadaşlarımız yenilik ve değişim istiyorlar. Ve ben de onlara öncülük etmek için buradayım. Hükümet olarak eksik olan zaten kadınlarımız, her zaman gidiyoruz beraber, erkeklerle beraber tarla gidiyoruz, geliyoruz. Biliyorsunuz buranın geçimi tütün. Tütün dışında başka bir alternatifimiz yok. Hayvancılık, o da bitiyor zaten. Bir tütünümüz kaldı. Onunla beraber gidiyoruz, beraber geliyoruz. Kadının işi bitmiyor. Evin içinde çıkmıyoruz. Oradan çıkmamız için ilk önce eğer belediyeyi kazanırsak, ki kazanacağız zaten, İlk önce kadınlarımıza bir atölye açmayı düşünüyoruz. %50'nin üzerinde kadın kotasını ulaştıracağız. Yani küçük bir atölyemiz, kendi bütçemize göre. Kadın dayanışma merkezi açacağız orada. Herkes kendi el emeğini, el yeteneğini gösterecek orada. Kendi kazanımlarını kendilerine harcamak için bir pazarlama gibi bir yer açacağız onlara. Yani aslında cem evimiz var, onu faaliyete geçireceğiz. Orada SAS kursunu açacağız, orada SEMA ekibini kuracağız. Her perşembe yani kendi inancımızı, kendi ibadetimizi gerçekleştireceğiz. Orada dedelerimiz de var burada. Onların aracılığıyla. Yani gençlik içinde spor alanları açacağız. Aktif şeyler. Alan açacağız. Özellikle futbol, gençlerimizin de talepleri var bu konuda. Eksikleri çok. Kahveye gidiyorlar. 18 yaş altı gençlerimiz bile dahi kahvedeler. Yani çünkü iş imkanı yok, alan yok. Sosyal aktivite hiç yok zaten burada. Onlar için de çalışmalarımız, projelerimiz var. Çocuklarımız için park alanı. Zerban bizim inancımız, bizim kültürümüz, bizim değerimizdir. O yüzden ona sahip çıkacağız, suyumuza sahip çıkacağız. Ben Bulam doğumluyum. İlk orta öğretim Bulam'da tamamladım. Mersin Üniversitesi İşletme mezunu, bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra Bulam'a yerleştim. Bulam'da halen çiftçilik yapmaktayım. Parti içerisinde yöneticilik yaptım. Geçen dönemde yine buradan belediye başkanı adayıydım. Az bir farkla seçimi kaybettik. Bu dönem tekrar halkımız ve partimiz bizi bu göreve layık gördü. Bulam deprem bölgesi, biliyorsunuz. Bu dönemde iktidar itiraf etmişti zaten Adıyaman'ı unuttuğunu. Bulam'da özel olarak unutuldu. O dönemde biz tabii burada HDP olarak biz bir koordinasyon oluşturduk. Halkımızı rencide etmeyecek şekilde, işte mağdur etmeyecek şekilde biz yardımlarımızı ulaştırdık. Deprem mağduriyeti halen devam ediyor. Birçok yerde yapılaşma başladı halde. Bulanda enkazlar kaldırılmamış, enkazlar var. Bu anlamda biz bir çalışma görmüyoruz. Seçildiğimiz takdirde seçileceğimize de inanıyoruz. Özellikle deprem mağduriyetini gidermek için bir çaba içerisine gireceğiz. Bunun için biz şu anda mühendislerle, mimarlarla görüşüyoruz. İlk yapacağımız iş burada bir mühendisler komisyonu oluşturmak. Burada bu komisyonla vatandaşlarımızı Adıyaman'a kapı kapı dolaşmasına gerek kalmadan bütün işlemlerini, yeni yapılaştırmayla ilgili, yerinde dönüşümle ilgili bütün işlemlerini burada sağlayacakları şekilde biz
bir organizasyon yürüteceğiz. Bunun için jeoloji mühendisi, harita mühendisi, inşaat mühendisi ve mimardan oluşan 4 kişilik bir ekip danışmanlık hizmeti verecek. Aynı zamanda talep doğrultusunda burada diğer proje işlemlerinde belediye ile temas halinde olup yerinde dönüşüm için bir çalışma içerisine gireceğiz. Bulan dar bir alan. Yeni yapılaşma yapılacak çok fazla bir alan yok. Bunun için biz yerinde dönüşümü herkes kendi yerinde, kendi arsasında evini yapabilecek bir şekilde yardımcı olmayı düşünüyoruz. Belediyenin işte bu çekme paylarıyla ilgili büyük şehirlerde yapılan şeyler burada uygulanıyor. İşte yola 5 metre, komşuya 3 metre mesafesi. Burası tarihi bir yapılaşma. Bunun için çok uygun değil. Evet. Maalesef. Biz olabildiğince herkes kendi yerinde ev yapabilsin. Buranın çünkü şöyle bir tehditle de karşı karşıyayız. Eğer yerinde dönüşümü sağlayamazsak Bulan'dan bir göç olacak. Evet. Çelikhan'a ya da Adıyaman merkeze doğru. Burada Bulan beldelikten düşecek. Çelikhan'ın bir mahallesi olacak. Bu da bizim hizmet açısından geri durmamız anlamına geliyor. Bunun halkımızın bize doğru bir teveccühü var. Özellikle deprem sürecindeki pratiğimiz, yetki bizim elimizde olursa biz nasıl kullanacağızı bir gösterdi. Yani denir ya işte yapacaklarımızın teminatıdır. Halk bunu gördü. Ondan doğru bize bir teveccüh var. Çok ilgiyle karşılanıyoruz. Biz büyük bir farkla kazanacağımızı düşünüyoruz. Genelde DEM Parti anlayışı, yerelde de bizim anlayışımız sadece yoldan, sudan, çöpten ibaret değildir belediyecilik anlayışımız. Biz özellikle kültürel, toplumsal, ekonomik, eğitimle ilgili projelerle halkımızın karşısına çıkacağız. Bahsettiğiniz gibi Zerban ziyareti ve bunun yanında birçok ziyaretimiz var. Ocaklarımız var, kutsallarımız var. Bunlar için işte bir koruma altına alınma, ziyaret statüsünün dışarısına çıkarılmama, işte ziyaretleri bir mesire alanı olmaktan çıkarmak gibi düşüncelerimiz var. Zerban'a özellikle Adıyaman, Malatya, Maraş, Antep'ten buraya gelenler, adak adayanlar gelip burada kurbanlarını kesiyor. Bunlara yardımcı olabilecek bir şekilde ama burayı bir piknik alanı da olmaktan çıkaracak şekilde bir dizayn düşünüyoruz. Halkımızın da talebi bu yönde. Onun yanında diğer ziyaretlerimiz var. Ulaşım konusu, su konusu, mezarlıklarımızın çevre düzenlenmesi, bunlarla ilgili tabii ki projelerimiz.